Kuzucuklarım nasıl da dizilmişler. Kuzuların sessizliğini de oynarlarmış. Oy oy oy, Dursuncum da buradaymış. Bir bakayım, gözüm de iyi seçemiyor ama. Oy oy, yaşlılık gençlik gibi olmuyor işte. Şimdi diyor musun bu koca karının burada ne işi var diye. Ah sabredin, anlatacağım hele. Gençlik yıllarım, hey gidi günler, hey. Annen, teyzelerim ve deli gençlik. Aramızda kalsa teyzelerim evde kalmışlardı. Aman sessiz olun, yerin kulağı vardır. Şimdilerin deyimiyle feminist mi ne? İşte o hastam, benim kafam bunlara basmıyor artık. O kadar bahsettik, tanıştırmadan olmaz değil mi? Şimdi de karşımızda canım anneciğim ve evde kalmışların baş tacı ruhum teyzem ruhaniyedim. Bir de fikir alemimizin en zengin insanı var fikraniyedim. Hepsi de aynı. Oy oy oy. Depoyda indik.
hanımefendi. Zaten orası son durak. İnsanın canı biraz daha sonra. Şahsi fikirlerini. Evet hanımefendi. O yürüdü, ben de yürüdüm. Durmuşsun. Katiyen. Yıldırım gibi gidiyordu. Ya yiyecek. Müsaade ederseniz Tahir devam etsin. Ben zaten devam ediyorum hanımefendi. Büyük bir binaya girdim. Ömründe girmemiştir. Ben de girdim. İkinci kata çıktı, ben de çıktım. Sıra oldu hanımefendiler. İki gözüm kör olsun, sanki buhar oldu uçtu herif. Kaybettim yok, uçmuş. Hepsi bu. Bu saate kadar neredeydi? Yahu bekledim. Nerede? Binanın tam kapısının önünde. Gözlerimi de diktim. 27 kadın, 41 erkek, 3 çocuk girdi. 35 kadın, 74 erkek, 3 çocuk. Bir de kadın mı erkek mi bilemedim. Bir tane top çizmiyor. Nasıl yani? Nasıl işte? Top ne demek? Yahu anlamayacak. Ne var? Ne o ne bu? Nasıl yani? Birazcık ondan, birazcık ondan. Anlamadım. Ortası, ortası. Neyin ortası? Ya! İşte bu. Niye geri döndün? Daha fazla merak etmeyin ya hanımefendi. Ne düşünüyorsun şimdi? Vallahi bana kalırsa... Tahir! Lütfen. Bir de su getir. Baş. 40.000'e kadar ölebilirim. Ticaret hanı ne demek? Han işte, bilmeyecek ne var? Ticaret yapılan han. Ne ticareti? Baksanıza. Kız oraya girince sır olmuş. Sakın! Ben hiçbir şey düşünmedim. Keşke söyleseydik, polise haber verseydik. Rica ederim. Ailemizin 50 senedir polisle hiçbir münasebeti olmamıştır. Ama kızım benim bir şey yapmalıyım. Başka kapına kadar çıksan iyi olacak herhalde. Keşke söyleseydik. Bunlara kolonya damlatsaydı. İyi gelir de bence. Besbelli Halis'in... Akşamlar hayır olsun. Nasılsın anneciğim? Nasılsın teyzeciğim? Merak etmedin ya. Yok kızım etmedim. Ya doğru. Merak ettiğini anlarsam şımarırım. Yusuf sizler nasılsın teyzecikleri? Teşekkür ederiz. Oh sizleri böyle iyi bulduğum için çok mutluyum. Tahir! Kızım sana kaç defa? Tahir bir daha bağırma. Tahir! Geldim. Su getirdiyse istemem. Geri götür. Tahir! Kapları söyle. Siyah çantamla siyah ayakkabımı hazırlasın. Yarın sabah erkenden sokağa çıkacağım. Ağaçlı ne yemek var? Pancar çorbası. Ay malum. Bir de hangisi tava? Olmazsa şaşırırım. Bir de salata. Malum hoşaf da vardır. Ne gibi? Malum hoşafsız olur mu? Çıkabilirsin. Ben kurbağa bacağı yiyorum. Ne var bunda şaşırıyorsun? İtalya'da çok mu uzay mı? Kurbağa bacağı mı? Evet. Hanımefendi ne yapıyorsunuz siz? Biz nereden bulalım kurbağayı? Hadi hemen git bana kurbağamı da isteyeceğim. Yahu etmeyin eylemeyin. Hadi kurbağayı buldum. Bacağını nasıl keseceğiz? Bana ne? Ben kurbağanın bacağını istiyorum. Hadi. Yahu. Üçünü açmasam olmaz mı? Olmaz. Hadi yahu. Hadi gelmiş. Neyse o zaman biz Batlamya'ya doğru gidelim. Batlamya'ya gideceğiz. 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 Ben kurbağa bacağı istiyorum. Evet. Kutlamışız da bu arada. Neyi? Tahir'in peşime taktınız. Bu tabiri sevmedik biz. Tahir'e niçin peşime taktınız? Konuşalım mı? Konuşalım. Beni sevinçten anlayabilirsiniz. Demek konuşmaya karar verdim. Öyleyse dinleyin. Yarın kuba işe giriyorum. Erken nasıl konuşuyorsunuz? Efendim? Ne? İşte çalışmaya para kazanacağım. Ne dedi? Her sabah saat 1'de evden çıkıp akşam 6'da eve geleceğim. Bugün bütün şartlarını kabul ettim. Belki 1000 senedir ailemizden bir kadın çalışmamıştır. Fakat yarın sabah bu kız sol gizlilik sona eriyor. 650 lira maaş veriyorlar. Fazla bir rakam değilmiş ama düşürürse abartırabilirim. 650 lira dedi. Para da mı alacaksın? Tabii bir tüccarı sekreter oluyorum herhalde. Tüccar dedi. Sekreter mi? Evet. Hayır şimdi ben söyleyeceğim. Ne şimdi diyor? Ne var bu tüccar ayol? Epey işe girelim. Emeğler de var tabii. Ay 90-60-90 bir hatun oldu. Telefonlar da beni bekler. Malum yani. Bu arada. Ben söyle yemeğini de şehir değilim. Ben şimdi kanda da. Aslında senin yediğinizi de tahmin etmiştim. Ta
hakkımız. 650 lira için. Ticaret anlarında işe giriyor. Kim o tüccar? Babamın arkadaşı. Erkek şu halde. Erkekmiş. Tüccar bir erkek. Ticaret anında tüccar bir erkek. 40 güne kadar asıl ben ölürüm. Aman Allah göstermesin canım anneciğim. Sizler de sevgili teyzeciklerim. Şüphesiz. Hepsi kötü niyetli. Canavar. Vicdansız olan erkeklere karşı kendimi pek güzel koruyabilirim. Elime erkek eli değmeden sizler gibi namuslu, mutlu, onun için hep yarayacağım. Söz veriyorum. Ama çalışmam lazımdı. Bu muhteşem konakta. Bunu aldım ben. Bunu almak ne? Patladı, öldü. Artık kan evi değiştireceğiz. Kan evi için insan azim ve sabır verir. 20 sene sabrettim. Şimdi son derece zinliyim. Kan evi için sabrettim. Sen de aklımın okumaya da. Bu arada pancar çorbası mıydı neydi? Hamsi mi? Onları da yemiyorum. Abdullah Atacan'ın eski tek edebiyatı vardı ya. Almıyorum. Zaten 2 senede zor verdi. Dön işte. 11 mobille gel. 11 mobille geldim. Artık komşu kızı Ferhan diye selam verdim. Köşedeki muallemi sana dondurmayalım. Akşam da yemeğe yineriz, beklersiniz. Siz benden sağlamsınız, ben 40 gün dayanamam. Acaba doktor mu çağırsan? Bize doktor çağırır mı artık? Kız için diyorum, herhalde çıldırdı. Tabii, babası erkek olan bir insan eninde sonunda çıldırır. Fazla yoruluyorum. Yorulunca da ihtiyarlıyorum. O halde gidebilirsin Tahir. Allah razı olsun. Uzan, istirahat et. Allah razı olsun. Çıktı, içebiliriz. Ben çocukluğumdan beri hayalimdeki kızı arıyorum. Onun için gitmediğim memleket, çekmediğim eza, cefa kalmadı. 90 yaşlarında cillop gibi bir kız arıyorum. Bakımlı mı bakımlı, güzel mi güzel, enter mi enter, dantel mi dantel, saf mı saf, yani saf derken katıksız anlamında tabii ki. Evet, geç bile kaldık. Ailemiz. Belki 100 senedir.
yılbaşı ağacı geldi. Şoför ne gelmiş? Bu saatte
saat 9'da. Kızım, sen biraz oturur musun? Ay tabii otururum. Nasıl? Yeni bir şey var mı sizde de? Ne gibi? Biri teklif etmiştir. Tamam ya. Biri kapatmıştır. Bu kılıkta gene olmaz. Hiç olmadı. Bir yangın başlangıcında mı yok be? Kızım. Sahi. Şey dünkü gibi değil mi? Dün de evvelki günkü gibiydi. Kayıtsayar. Bir de bilirsin, bir fincan içeriz. 50 senedir yarabbim. Evet 50 senedir, beğenemedin mi? Beğenemedim, var mı? Güzel. Tamam. Bu iş böyle yürümez. Tamam. Bir fincan içeriz. İşten çıkacaksın derhal. Artık bu çılgınlık bitecek. Tahir! Çabuk arkada bir çeki. Ay yapamadım. Allah'ım. Eyvah boğulun. Merak etmeyin, kapıya kadar gelirim.
Tabii, kapı yedi adamın beni Allah. Alır kapısı mübarek. Şoför de getirebilir. Şoför de kapı gibi mi? Yok, o benim kadar sayılmaz. Ders çalışmayacak mısınız? Ay tabii. Ay hadi kız başlayalım. Başlayalım. Saat 9'da. Seni ziyarete. Biricik kızımızı ziyarete.
Bu delikanlıdan hoşlanmıyorum ben. Ben de. Ben hoşlanıyorum. İngilizceden nefret ediyorum. Ben de. I hate English. Ben etmiyorum. Hop, çok şükür. Küçük teyze. Ne oluyor kızıma? Benden adam. Otur. Ne oluyor? Öleceğim ben. Ne kokuyorsun böyle, anlamıyorum ki. Bir bilsen neler oluyor Fikri Ali'ye. Artık bu çılgınlık bitecek. Bu ben seni son verecektim. Ben de aynı fikirde. Ya. Yani. Aa, Ruhani abla iki öde gelmiş bak. Nerede? Şurada. Hadi nerede? Göremedim. Aa, gördüm. Pek de güzel olmuş maşallah. gözünüzün önünde flört etmenin hiçbir zevki olmuyor. Flört dedim. O da ne? Allah'ım bunlar hepsi karacaay. Ya Rabbim. Bir yere çıkmaz. Ne dedi? Ne dedi? Ben İngilizce öğretmenimle ders çalışırken siz mutlu ama mesuttan çekmiyor muydunuz? Vay vay vay. Biliyor musunuz? Ben bu delikanlıyla evlenmek istiyorum. Ne? Evlenmek. Telgraf kim ben? Mektubu gönderen kısım. Mektubu yazan kimdi? Söyleyeyim mi? Söyle! Nüfus memuru, nüfus memuru. Anladım. Söyle. Nikah için. Aa! Tahkikat yapmadan. Önce tahkikat yapmadan. Susun! Ne içiyor? Sigara. Bu erkekle affedersiniz evlenemezsin. Ne dönüşü? Ne yapacak kendinize? Düşün. Bir erkekle. Sana elini sürecek. Belki de öpecek. Ay ne güzel. Olmaz. Geceleri gizli gizli odanızda ne yaparsınız? İbadet ederim. Başka? İbadet ederim. Başka? Uyurum. Başka? Aferin. Ben söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. İçki içersiniz. Hayır. Uyuyamıyorum. Ben de uykusuzluğumu biriyle paylaşmak için evlenmek istiyorum. Ya sen anne? Her gece babamın mektupları. Sus. Devam edeyim mi? Etme kızım. Hoşuna gitmedi değil mi? Hele sen yalnız hızlı gibi başını dikenleri biliyorum ama. Ben yukarı çıkıyorum. Senin hızla etmesi için güzel ablama yalvaracağım. Otur. O ne yapıyor onu da anlat. Boynundaki dürbün ne işe yarıyor zannediyorum. Ne soralım kızlar? Bak kızlara bak.
kalemle. Ho ho ho. Lan başlayalım. Adınız? Davut ama David derler. Soyadınız? Yaşınız? Anne kızlık soyadınız? Teyze gibi numaranız? Teyzeniz var mı? Isı da verirseniz yanına alacağım bir şey. Kaç bir biliyorsunuz? İki de bilirim. Biri inekli değil, biri öküz değil. Daha fazla güzel olur. Mesleğiniz? Öğretmenim. Bölümünüz? KPSS'ye girdiniz mi? Sorular sizde çaldınız mı? Kaç puan aldınız? Abla hocamdan ders aldınız mı? Atandınız mı? Yeter! Hepsini cevaplayacağım. Malzemeci! Getir oradan getiririm oğlum. Matematikçi oldum, atanamadım Allah. Matematikçi oldum, atanamadım Allah. Ya birazcık kadro ver, ya beni dinle abla. Ya birazcık kadro ver, ya beni dinle abla. Hep atandım, hep diklenim, bekar kaldım nimet abla. Hep atandım, hep diklenim, bekar kaldım. Hatırlıyorum. Benim başımda pırıl.
İkide bir de bu manasız meseleyi ortaya çıkarma. Utan ve sus. Vah vah vah. Vah vah vah. Vah vah. Ay benim gibi. Benim Allah cezanızı vermesin. Çalardan birime yansın. Ooo.